ama verelim Hayri'ye eve götürsün onu. Ya o Hayri'nin görüşü tabii, sevdiğimiz bir arkadaşımız. O Hayri'nin görüşü, herkesin görüşü farklı tabii. Abi koşmak, mücadele etmek bunlar sadece yetmiyor Fenerbahçe'de oynamaya diyorum sana. Emre, Anadolu takımlarına bile artık yetmiyor. Yetmiyor tabii. Tamam, santrafor. Sonuçta futbolcu olmuş ama hani sonuçta Fenerbahçe'de oynuyor. O Fenerbahçe'nin oyuncusu değil yani. Değil. Başka bir takımda belki oynar. Ligde bence oynayamaz. Bizim ligimizde de zor oynar çoğu takımda. Şey ama diyor, yok adamda şeyi yok. Yani o iş bitecek yok futbolcu olarak. Ben böyle bir sert oyuncu belki son zamanlarda görmedim. Abi top yani çarptı mı duvara çarpar gibi ayağına çarpıyor 3 metre gidiyor. Ya bu kadar bak tekniği kötü ama bir de çok sert. Yani bir ha, vücudu falan. Şeyli hırslı kadar... hocam mücadeleci koşuyor adam her tarafa da. Ben de hırslıyım. Ben de hayır dur. Ya Evren bir şey söyleyeyim. Yeteneği yok, tekniği yok. Bu yani nasıl free saha içinde peki oynayacak? Hocam, koşup mücadele edecek. Re hocam çok büyük olasılıkları olacağı şimdi telefon edip sorsak şunu söyleyecektir. Ya Valencia iyi olsa kenarda Valencia'yı kullanacağım. Hazır değil. Tamam mı? Önde Thiam'ı kullanacağım. Mehmet haklısın ama Thiam'ı oynat. Thiam'ı oynat değil mi? Maç içinde döndürme. Thiam'ı oynat. Doğru. Bir de şey diyorlar ya. Çaykur Rizespor'da bu arada stat'tan ayrılıyor değerli izleyiciler. Birazdan basın toplantıları da ekranlarınıza gelecek. Bu arada pire isteyen birkaç tane Anadolu kulübü var diye böyle bir şey kulağıma geldi ama acaba kim istiyor çok merak ettim. Erzurumspor'u duydum ben. Erzurumspor 500 bin euro vermişti vakti zamanda. Tabii. Kim demişti ya bana getirdiler almadım diye. Sergen hocam. Erzurum abi. Erzurum. Erzurum. Mustafa sana Erzurum istiyor deyince var ya gülmeye başladın içinden Fenerbahçeli olarak iyi veriyoruz falan. Allah Allah, ben şaşırdın öyle gülümsedin. Ben isim duymadım sadece Anadolu takımları diye böyle bir genelde böyle. Ya, hocam, mecburiyet Mustafa söyleyince. Mecburiyet mi? Yüreğine su tamam, serpti ha gidi. Yok hayır sen geçen sene. İyi para eder demeye başladım. Geçen sene yolladığım iki oyuncu bugün 11'de oynuyor. Yani kiralık olarak yolladığım iki oyuncuyu. Frey Nürnberg'de yedekti zaten çoğu maçta oynamadı. Zanka'da Düsseldorf'a gidip takım küme düştü. Yani o da devamlı. Bu iki oyuncuyla sen sezonun 11'de şampiyonluk yolunda başlıyorsun. O zaman ne var? Eksikler tam oturmamış. Demek ki stoper de tam hazır değil. Yani hoca onunla mecburiyetten oynatmış yani. Kampın son günü geldi Lemos'ta. O da yoksa, çok bir de ikisinin kadrosu de, değil bence. Evren doğru söylüyor. İkisinde mesela satış opsiyonları gitti Almanya'daki kulüplerindeydi. Şimdi Frey koşuyor mücadele ediyor diyoruz ya Alman futbolunda değil mi yatkın kullanmadılar opsiyonu. Diğeri Danimarka milli takımı stoperi diyorsun. İşte oynadı uzun boylu. Oynadı. Oynadı düşün. Onlar da istemedi. Bugün fena değildi ama hocam ya. Zanka fena değildi. Hayır bugün için söylemedim. Yani. Almanya'da işte Düsseldorf küme düştü. Onlar da istemedi mesela. Düşen takım da istemedi. Şey diyor. Frey bizim her şeyimiz diyorlar. Rakip takımlar. Taraftarlar. Bir eksik diyor Evren Turan. Peki şöyle yapalım. Frey mesela bu kadar yollamaya çalışmayın diyorlar. Frey bizim her şeyimiz Alman diyorlar. Alman güreş milli takımına falan satabiliriz. Yok. Böyle. İyi ya, biz, yani. Ya tabii ya sonuçta futbolcu saçları yani söylüyoruz bu kadar da Mustafa saygı da duymak gerek ama Fenerbahçe santraforu değil. Seviyesinde ya, değil. O seviyede değil. Seviyeler hiçbir zaman da çıkamaz. Peki. Başka evet. Kulüplerde oynar başarılı olur o ayrı. Peki şöyle yapalım. Karşılaşmanın pozisyonlarını konuşmaya başlayalım. Hocam diyorum. Biz çıkalım sen. Yorumcularımız neler söyleyecekler? Yok hayır herkes fikrini söyleyecek bakalım. Herhalde mutlaka farklı görüşler var. Yani ortada bir top yuvarlanıyor, bir pozisyon oluyor. Sağda bir tane gariban hakem var, bir düdük çalıyor. O düdük sonrasında 100 tane ayrı fikir. O pozisyonlardan ilk Arda gelsin. Kardeşler arkandayım sıkıntı yapma. Peki arkanızda kardeş kardeş Arda kardeşler başladınız kardeş kardeş gitmeye. Peki karşılaşmada 9. dakikaydı değerli izleyiciler. Bu pozisyonda Çaykur Rizespor'un offside kaldırılan pozisyonu vardı. Sağ taraftan ceza alanına bir orta. Top burada içeriye giriyor. Çaykur Rizespor'lu oyuncular seviniyorlar ama bayrak kalkıyor. Karar offside. Şimdi farklı bir açıdan pozisyona bakacağız. Spor servisinde bu pozisyon tabii çok tartışılıyor. Beyaz ayakkabı burun ucuna bakacağız ve çözeceğiz abi. Çok net ya burada. Çok yağmur. Net derken? Beyaz ayakkabı burun offside. Ucundan çözeceksin offside. Oyna devam. Offside. Herkes hem fikir. Peki. Hem fikir mi? Evren belki offside değil. Offside dedi adam ya. Offside. Bilmiyorum. 4 offside'de geçelim geçelim. Ya, evet. Sen onu bırakma bir daha. İkincisini de görelim. Diğer pozisyonu görelim. Burada Çaykur Rizesporlu oyuncular kart bekliyordu. Zanka'nın bir müdahalesi var. Taban mı değil mi? Sonrasında pozisyon devam etti. Topa bir hamle yapıyor tabii Zanka. Sonrasında tabanı rakibin ayağının üzerine geliyor. Zaten ayağı havada yani ayağının yani yere inecek havada. O, yani havada yani herkes hiç, ne yapacak yani? Yani ayağını ne yapacak? Hiç, nereye gidecek ayak? Orada yapılacak bir şey yok. Bir şey ben yok. O ayak aşağı inecek. Topa vuran Zanka. Hani topa vurmasa Zanka rakip vursa hadi anlarım foul derim. Topa Zanka vuruyor top ayakta. Evren Turan?
Ben de aynı görüşteyim. Mehmet Ayhan? Aynen. Yani peki. Temiz oynadım. Penaltı, ilk penaltı pozisyonuna bakalım. Fenerbahçe penaltı kazanmıştı. Caner Erkin değerlendiremedi. Orta ceza alanına burada Fenerbahçeli oyuncuların itirazları vardı elle oynama sebebiyle. Sonra karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler pozisyonu tekrar inceledi. Ardından VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi ve Fenerbahçe penaltı kazandı değerli izleyiciler. Mücadelenin henüz 32. dakikasıydı. Penaltı pozisyonu için ne diyorsunuz? İlk penaltı için. Ya %100 yani. %100. Konuşmaya bile gerek var mı pozisyonu? Şimdi savunmacı öyle mi gider? İki elini arkaya, yeni kurallara göre iki elini arkaya Selim Ay'ın koyması gerek değil mi? Yani bir düşün. Sol eli aşağıda, yani sağ eli de oynuyor. Açık penaltı. İki şeyi söyleyeceğim. Stoperler böyle nasıl gidiyor anlamadım. Hoca yani %100 bu kadar. Doğru söylüyor. Birincisi onunla ilgili. Thomas Hoca, ki stoper orijinli bir insan, niye daha dün kontrata imza atan Selim Ay'ı 11'e koydu? Merak ediyorum. Enteresan. Merak bir yargı değil. İki, Arda Kardeşler... Bir de o kadar çaresiz mi acaba? Burak var bilmiyorum. İki, Arda Kardeşler pozisyonu gördüğü anda tamam diyor, böyle diyor, devam diyor gibi çok özgüvenli bir şekilde hayır bu penaltı değil dedikten sonra penaltıyı verdi. Yani o anlamda Arda Hoca'nın da biraz vücut dili bize en başta yanlış bir şey verdi. Tamam orada onu yapıyor da son pozisyonda niye şimdi gitmiyor VAR'a? Son pozisyonu gelince konuşalım. Onu da konuşalım. Ardından Caner Erkin penaltı noktasına geldi. Caner gelirken aklıma Beşiktaş'ta son maçı geldi. Yani penaltı kullanılacaktı. Sergen Hoca Caner'i gönderdi. Caner onu gol yaptı. Hatta yani Caner'le Sergen Hoca arasında problemler var. İşte Caner yeni sözleşmeye imza atacak mı atmayacak mı tartışmaları olurken Caner'i gönderdi. Caner onu gol yaptı. Burada niye Caner'i gönderdi onu anlamadım. Ya bir şey söyleyeceğim. Son itibariyle... Tünker Hoca. Ya Caner... belki de ayağı en iyi oynayan oyunculardan bir tanesidir. Şimdi şey lafı var ya, içeride çok konuşuldu, Mehmet de söyledi. Sol ayaklı adama penaltı mı attırılır falan gibi böyle bir anlayış vardır ya, herkes şey yapar. Sol ayaklı adama penaltı attı. Galatasaray meşhur oldu. Alex bin tane penaltı attı arkadaş yani. Sol ayaklı adam Alex değil mi? Alex normal bir adam mı ya? Alex bin başka bir adam var. Herkes sol ayaklı atan. Sol ayaklı atan. Ya kötü vurdu ya. Yani normalde ayağı en iyi olan adam bence şu andaki sahadaki olan içinde şey en iyisi Caner. Emre doğru topa iyi vuruyor Caner mesela. İyi duran top kullanıyor. Kalecini kurtardı. Penaltı kaçırdı, atmak Caner kaçırmış. Penaltı atmak ayrı bir meziyet ister. Caner kaçırmış. Hocam kaleci olsan nereye yatarsın pozisyonda? Ben soluna. Valla ben sol ayak. Şimdi bak penaltı olduğunda şurada odada Ender Bilgin'le beraber seyrediyorduk müdürle. Dedi ki ben sol ayaklı işte oyunculara penaltı yani çok attırmak taraftarı değilim. Yani güven eşi daha az oluyor sağ ayaklı oyunculara göre dedi. Ben de dedim ki yani sol ayaklı dediğin gibi oyuncular her zaman kalecinin soluna atar. Aynen. Evren de bilir, siz de bilirsiniz hepiniz de. %90'ı genelde o köşeye atar. Doğru mu? Evet. Oraya yani ister istemez oraya çevirmek vururlar. Çevirmek çok klas adamlar bir şey yani. Sağ çevirirsen bu tarafa çok daha iyi %90 olur ama. Dedim ben de o köşeye atar. Caner de oraya attı ama yani kötü attı. Tabii Alex'i ben de attı. Alex klasmandı şu. Tabii ayrı. Alex konuşulur. Hacı. Gökhan bence burada köşeyi seçti abi. Gökhan da kurtardı pozisyonu yani. Kapattı onu. Tabii kapattı ama bir de yani çok kötü penaltı attı Evren. Yani göstere göstere yani attı. Çok kötü penaltı. Şey Gökhan kurtarmadı orada şey kurtar. Yani ya hakkını verelim ama Gökhan da kurtardı Emre. Caner kaçırdı. Yani. Kaçırdı ama Gökhan da kurtardı. Gökhan kurtarmadı diyor. Ama kim genel kurtardı olarak kaleci. Peki soru, Gökhan ders çalışmış mı? Çalışmış bence. Serdar ders çalışmış mı? Yok. Evet. Evet kısa oldu. Peki Boldrin'in karşı karşıya pozisyonu. İlk yarının son anlarıydı değerli izleyiciler ve Çaykur Rizespor önemli bir akın yakaladı. Fenerbahçe hücumda bir top bunlar kaybetti. İki tane var. Bir 35 bir 41'de var. Biz 35'i alıyoruz şu anda. Bak bu 35. dakika bir tane daha var bunda. Evet. Bu arada Fenerbahçe kafilesi de şu anda stat'tan ayrılıyor. O görüntüyü de canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Değerli izleyiciler.